Yüzüme kapattı telefonu. Kim? Cemre'nin halası. Terbiyesiz kadına bak ya. Cemre hasta. Arayıp daha fazla rahatsız etmeyin dedi. Allah Allah. Arkadaşımızla konuşmamız engel mi olacak şimdi? Yok, bu böyle olmayacak. Bu ne kardeşim ya? Çıkışa gidelim, tamam mı? Eğer hasta falan derse de geri dönmeyelim. Bence de gidelim. Deli midir nedir ya? Mert, merhaba. O da üzgün Kader. Ondan trip yapıyor. Ben gideyim bir konuşayım. Mert. Nasılsın arkadaşım? Sevgilisi tarafından terk edilen biri nasıl söyleyeyim? Kötü oluyormuş biliyor musun? Akrep ısırdı. Akrep şuradan girip bacağımı ısırdı. İmdat! 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 Biliyorum üzgünsün ama bak Kader'e kızma. Kader kötü bir kız değil. Senin kalbini kırmak istememiştir. Kırdı ama. Tamam. Tamam olabilir. İnsanlar bu yaşlarda duyguları değişebilir. Madem bana karşı bir şey hissetmiyordu niye teklifimi kabul etti? Bu konuda haklısın tabii. Ya bak. Her ne olursa olsun üzülme, tamam mı? Zaman her şeyin ilacı oğlum. Düşün, sen şimdi başka birine aşık olacaksın. O da kalbini kıracak. Yine birine aşık olacaksın. Yine kalbini kıracak. Daha çok genciz be. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. İyi günler beyefendi. Ben Koşuyolu Kız Yetiştirme Yurdu Müdüresi Neriman Sönmez. Bir öğrencinizle ilgili arıyorum. Güney Ertürk. Hı hı. Öğrencinizin velisinin numarası gerekli. Onu istirham edecektim. Veremez misiniz? Sebep? Tabii, tabii. Haklısınız. Bu bilgiler özel bilgiler ama biz ikimiz de müdürüz. Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor, değil mi efendim? Evet, öğrencinizin velisiyle çok önemli, mühim bir mesele hakkında konuşacaktım. Yani sonra bir yaramazlık olursa mesulü siz olursunuz. Ben söyleyeyim de. Evet. Hı-hı. Evet, teşekkür ederim. Yazıyorum. Hı hı. Sağ olun. İyi günler, iyi günler. Alo, Selin Hanım'la görüşmek isterdim. İyi günler Selin Hanım. Ben Koşuyolu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü Neriman Sönmez. Bir konu hakkında görüşeceğim sizinle. Konu Banu Savaş.
sakın bir daha kaçmaya yeltenme. Yoksa yersin kurşunu. Merhaba. Cemre bugün okula gelmedi de merak ettik. Onu görebilir miyiz? Ha. Bir bakayım müsait mi? Tamam, biz burada bekleriz. Bayağı yüzümüze kapattı. Niye diktin gözlerini bana? İşine baksan sen. Kusura bakmayın, dalmışım. Kusura bakmayın kızlar. Cemil sizi görmek istemiyor. Onlar beni yüzüstü bıraktı, sattı dedi. Ama biz geçtik o mevzuları, yani barışmıştık Cemre'yle. Değil mi? Evet. Bizim bir sorunumuz yok ki. Hadi çocuklar, benim işim gücüm var. Hayır ya, dur bir dakika. Cemre gelsin yüzümüze söylesin. Bizi kapıdan kovacak kadar biz ne yapmışız ona? Hadi git söyle. Girsene Songül ya, gir. Evet ya, çekil. Kızım anlamıyor musun? Şu an hiç uygun bir zaman değil. Cemre'nin dinlenmesi lazım. Hadi artık gidin. Okula ne zaman döner peki? Ne zaman iyi hissederse o zaman. Siz de o zaman konuşursunuz. Hadi gidin artık. Aa, alışkanlık haline getirdi. Kadına bak. Bile bile yalan söylüyor çocuklara. Yürüyün, yürüyün. Cemre bize gerçekten küstü mü acaba? Kızım Cemre bize niye küssün? Barıştık ya. Bence bu kadın bir işler çeviriyor. Baksana Cemre bizden kopardı. Acaba biz yetimiz diye mi görüştürmek istemiyor? Saçmalama kadar, ne alakası var? Başka şeyler çeviriyor bu. Bence de. Anne. Eylül. Bu Emel Hanım size yalan söyledi kızım. Yanına bile gitmedi Cemre'nin. Arkadaşınız size küs değil. Anne, bizim Cemre'yi görmemiz lazım. Tamam kızım, tamam. Ben de çok üzülüyorum kızın haline. Çocuk hep hasta gibi. Ben bir Emel Hanım'ı kolaçan edeyim. Sizi mutfak kapısından içeri sokacağım, tamam mı anne? Hadi görüşürüz. Tamam, tamam, geliyoruz. Ne olmuş? Annem bizi mutfak kapısından sokacak, hadi. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Kapa çeneni, otur şuraya, yoksa öldürürüm seni. Ya bak, bak, mesele paraysa ben sana istediğin kadar para verebilirim. Çocuklarım var. Onlar beni merak eder. Allah Allah. Kızım Nazan Hanım kaybolmuş. Niye bana hemen söylemiyorsun annem? Ya boş ver şimdi Nazan Hanım falan. Cemre'nin odası nerede? Yukarıda. Sessiz olun. Çabuk. Yavaş yavaş. Ben oyalarım, hemen alım al. Emel Hanım, benim deterjanım bitti de
markete gideceğim. Bir eksik bir şey varsa siz de liste yapın isterseniz. İyi o zaman, otur şöyle. Ben söyleyeyim, sen yaz. Okuma yazma vardır herhalde. Tabii var. Siz de beni iyice cahil bellemişsiniz. Tamam, uzatma. Yaz bakalım. 2-3 çeşit mevsim meyvelerinden al. Varsa taze balık. Ha bir de enginar al. Yalnız seçerek al. Böyle yaprakları sert falan olmasın. Yaprakları sert olmayacak. Cemre uyan. Cemre uyan kardeşim, biz geldik. Cemre uyan. Cemre uyan kardeşim. Cemre kalk Cemre. Kalk. Songül. Kalk, biz geldik. Siz ne zaman geldiniz? Ben hiç duymadım sizi. Şişt Cemre, sessiz ol. Halam bizi içeri almadı. Biz gizli gizli girdik. Neden? Bilmiyoruz. Cemre, senin neyin var? Hadi anlat bize. Ben çok korkunç bir şey yaptım. Ne yaptın? Cemre, bak biz senin kardeşiniz, tamam mı? Anlat, ne oldu? Ben... Ben... Geldiniz. Rahatsız etmek istemezdim Selin Hanım. Ama önemli bir mesele. Buyurun oturun lütfen. Banu'yu nereden tanıyorsunuz siz? Banu bizim yurtta kalan kızlardan birinin annesi. Ha, kader. Kedi gibi doğurup bırakmış. Öyle de denebilir tabii. Bu kadar iğrenç bir kadın böyle. Yani çocuk doğurmayı kendisine meslek edinmiş. Haklısınız. Ama doğacak bebeğe yazık Selin Hanım. Sizi de anlıyorum. Çok zor bir durum. Ancak eşiniz şeytana uymuş bir kere. Biz o konuyu hallettik Neriman Hanım. Banu bebeği aldırdı. Aldırmadı hanımefendi. Ne? Banu bebeği doğuracak. Bebek yaşıyor mu hala? Evet. Sonuçta bir hata olmuş. Ancak eşinizin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ben buraya sadece bir bebek daha ortada kalmasın diye geldim. Tamam Neriman Hanım. Eşim de ben de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Merak etmeyin. Lütfen bu ziyaretim gizli kalsın. Benden duyduğunuzu Banu'ya söylemeyin, olur mu? Olur tabii. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Allah kahretsin. Eylül, ben yaptım ya. Ben yaptım. Nasıl yaptım hatırlamıyorum. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum ama ben yaptım işte. Ben yaptım. Cemre'nin sesi miydi o? Yok, uyuyordu. Ama ben bir ses duydum. Ben camı açmıştım. Evin camını açmıştım ben havalansın diye. Ama liste yapmadık daha. Yeter artık. Çıldıracağım ya, hatırlayamıyorum. Cemre. Ya Cemre sakin ol, Allah aşkına ne yaptın? Söyle bize kardeşim, anlat hadi anlat. Ya ben çok korkunç bir insanım, çok kötü bir insanım ben. Çok iğrenç bir insanım, çok kötü bir insanım ben. Cemre. Cemre hadi anlat.
Ben uyandığımda elimde... Ne oluyor burada? Sizin ne işiniz var? Derhal evimden çıkın, derhal! Ya siz bize yalan söylediniz. Cemre'nin geldiğimizden haberi bile yokmuş. Cemre sizinle ilgilenecek durumda değil. Hasta görmüyor musunuz? Hala niye bağırıyorsun arkadaşlarıma? Giderler birazdan. Tatlım, ben senin yorulmanı istemiyorum o kadar. Kızlar, sinirleniyorum. Çıkın! Çıkın! Ya tamam be, gidiyoruz. Cemre bak, yine geleceğiz tamam mı? Ne olduysa da korkma. Hadi görüşürüz ya. Cemre çok kötüydü. Nesi var? Nasıl yardım edeceğiz biz ona? Edeceğiz artık. Ağlama sen de. Zaten benim de sinirlerim bozuldu. Tamam bak şimdi sakin olalım ve sakince düşünelim tamam mı? Yani konuşmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Haklısın. Cemre'yi yalnız bırakmayalım. Yine gelelim. Kendini yalnız hissetmesin. Eylül sen de annenle konuş. Gözü üzerinde olsun. Bak sakın buradan ayrılmasın. Tamam. Hadi gidelim. Hadi kardeşim. Efendim Selin. Ekrem, hemen avukatı alıp eve geliyorsun. Banu bebeği aldırmamış. Ne? Nasıl olur? Sen yanındaydın hani. Kadın psikopat Ekrem. Kandırmış işte beni de. Allah'ım inanamıyorum. Ne olur hemen gel. Yalnız Banu'yu sakın arama. Bildiğimizi anlamasın şimdi. Tamam tamam hadi. Çabuk gel. Sen aldın onları değil mi içeri? Ne yapayım canım? Merak ediyor çocuklar. Arkadaş onlar. Cemre'ye zarar verecek değiller ya. Size bak. Benimle nasıl konuşuyorsun sen? Siz de üzmeyin çocukları canım boşuna. Allah Allah. Bak hala konuşuyor. Yüzsüz. Topla pılını pırtını defol evimden. İyi be. Ne bağırıyorsun? Gideriz. Ben de bayılmadım sana. Anne Cemre'yi sakın yalnız bırakma. Emel'e dikkat et. Ne duruyorsun? Çıksana! Emel Hanım, vallahi gıcıklığına yapmadım. Bunlar mutfak kapısını çaldılar. Ben de aa çocuklar gelmiş diye açtım. Nereden bileyim yasak olduğunu? Ben de bekar bir anneyim sonuçta. İki çocuğum var. Müsaade edin çalışayım. Emel Hanım, bu işe çok ihtiyacım var. Bir daha yapmam. Bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın. Yok, yapmam yeminle. Bak bu son şansın. Hareketlerine dikkat et. Çok canını sıkıyorsun. Ben senin suratına tükürürdüm ama çocukların hatırına kaldım. Peki bebek bakıcısı aradığımı nereden öğrendin?
Arkadaşımın annesi Face'te paylaşmış da tesadüfen oradan gördüm. Öyle mi? Kimmiş o? Filiz. Yani arkadaşımın adı Filiz. Annesinin adını hatırlayamadım şimdi. Ben Filiz adında birini tanımıyorum ama. Ben yurtta kalıyorum. Annemle babam yok yani. Özel bir kolejde burslu öğrenciyim. Paraya çok ihtiyacım olduğu için part-time işlerde çalışıyorum. Ya Filiz'in annesi de birinden duydu belki. Ya bakın, benim gerçekten paraya çok ihtiyacım var. Peki daha önce bebek falan baktın mı? Referansın var mı? Hayır, yok. Ama bu işe deneyim kazanmak çok istiyorum. Ya isterseniz de yurt müdürünün numarasını vereyim. Feride Hanım, o bana kefil olur. Hadi ver bakalım. Bir saniye. Ey Berna'cığım, iyi ki görüştük. Çok özlemişim. Canım ya, ben de. Düğün ne zaman? Daha tarihimiz belli değil ama en yakın zamanda inşallah. Hayırlısı olsun. Bakayım yüzüğüne. Çok güzel ya. Gözlerim kamaştı, bayıldım. Sen beden eğitimi öğretmeniyim demiştin değil mi Toprakçığım? Evet. Annem de öğretmen olmamı çok istemişti ama ben para yok diye iktisat okudum. Bir öğretmen kaç para kazanıyor ki? Ömür boyu süründür. Yani sürün derken nasıl? Yani yettiydi, yetmediydi bilirsin işte. Borsada para var kardeşim. Zenginlerin yatırım danışmanıyım. Paraya para demiyorum. Öğretmen olup ne yapacaktım Allah aşkına? Bak sözüm meclisten dışarı ama lütfen yanlış anlama. Alınmıyorsun değil mi? Yok alınmıyorum. Yalnız ben mesleğimi seviyorum. Nasıl evlenme teklifi etti? Anlatsana. Yani aslında biraz sürpriz yapmaya çalıştı ama hava şartları vesaire biraz aksilikler oldu. Ama yine de çok güzeldi. Müthiş bir evlilik teklifi yaptı. Herkes anlatabiliriz mi böyle? Bir gün golf oynayalım mı seninle? Bak bilmiyorum deme sakın. Ya biliyorum golf. Kurallarını biliyorum. Oynamadım daha önce de. Kulüpler pahalıdır. Giremezsin tabii. Bak ben de öğretmen olsaydım bu dünyevi zevkleri tadamayacaktım şimdi. Özcan'cığım, hayatta başka zevkler de var. Bak mesela sinema, tiyatro. Hiç sevmem. Sanattı, kültürdü, boş işler. Maddi bir karşılığı yok ki. Canım, eğleniyor musunuz? Tabii canım, eğleniyoruz. Ne demezsin? Ay çok sevindim. Her şey yolunda mı hayat? Yolunda hayat. Ay çok iyi oldu ya. Çok iyi geldi var ya. Pardon. Alo. Evet. Evet, Meral bizim yurdumuzda. Ha. Tabii, tabii ki güvenebilirsiniz. Şahane bir çocuktur Meral. Çocuğunuza mı bakacak demiştiniz? Evet, tabii kızlara ek iş yapıyorlar. Elbette, elbette kefilim. Ben teşekkür ederim. Peki, iyi günler. Meral ek iş arıyordu da. Berna, Ayferler ne yapıyor? Görüşüyor musunuz? Ya bir ay önce bir ay görmüştüm, iyiler. Nerede kaldı ya? Meral. Nerede kaldın? Telefon da kapalı, merak ettik seni. İşten geliyorum, trafik vardı. Ne işi? Çocuk bakacağım. Anlaştın mı? Ne kadar alacaksın? 100 lira herhalde. Herhalde? Çocuk kaç yaşında? 3. 5'tir. Sanırım herhalde. 3, 5. Sanırım herhalde. Nasıl ya? İnsan bakacağı çocuğun yaşını sormaz mı Meral?
Ya ne var bunda ya? Yarın sorarım. Bana bak. Buradaki herkes yer ama ben yemem. Ne işler karıştırıyorsun? Ya of! Bir rahat bırak beni Songül ya. Git başkasıyla uğraş. Bu işe neden girdiğimi sen de biliyorsun. Rahat bırak beni. Ya bırakmam Meral. Bak Cemre'ye ne oldu? Küstü, konuşmadı bizimle. Gitti, koptu. Ama şu an o kadar mutsuz ki. Songül sen olunca da iyi olmuyor. Sen de üzgünsün, mutsuzsun. Babanla barışmadığın, Güney'le aran bozuk, çocuğun ailesi korkunç insanlar. Bizim sorunlarımızla uğraşma bahanesiyle kendi dertlerinden kaçıyorsun. Bilmiyoruz sanki bunu. Songül. Dur. Gitme yanına şimdi, biraz yalnız kalsın. Limon da koydum içine senin sevdiğin gibi teyze. Bırak şimdi çayı çorbayı, otur şuraya otur. Şimdi bu adamla karısı senin bebeği aldırmadığını öğrenince ne yapacak? Canım ne yaparsa yapsın. Ekrem'in bir mirasçısı daha olacak. Belki bebeği aldırmaya kıyamadım dersen adam yumuşar biraz ha? Ay saçmalama teyze. Şimdilik hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Eğer bebeği doğurursam karısı bütün malları Ekrem'in üzerinden alacağını söyledi. Yani çocukla dımdızlak kalırım ortada. Kadere bile söylemedim ağzından kaçırmasın diye. Evet, evet. İyi yapmışsın. O biraz saf. İyi ki söylememişsin. Neyse, ben kalkayım. Aa, nereye gidiyorsun? Çayını içmedin daha. Yok, yok. Gece gece çarpıntı yapar şimdi. İyi, tamam. Ben seni geçireyim. Ay aşkım, hadi gevşe artık ama biraz. Bir daha görüşmeyiz, olur biter. Feride, herifin iki lafından biri para. Tamam mı? Öğretmeniz diye söylemediğini bırakmadı herif ya. Yok efendim, biz az para alıyormuşuz. Yok efendim... Tamam. Tamam aşkım. Tamam, tamam hayatım. Anladım, anladım canım. Anlattın, kaç kere anlattın, beş kere anlattın. Anladım artık. Feride alamadım. Hırsımı alamadım, herif hırsımı alamadım. Berna iyi kızdı ama bak şimdi. Değil mi? Evet, evet. Berna iyi kız. Aynen. Berna'yı sevdim. Ama Özcan var ya... Ya bildiğin, bildiğin süzme dangalak yani. Olmaz yani onda. Görgüsün teki. Bak ben de senin arkadaşını sevdim biliyor musun? Kaan'ı sevdim. İyi çocuk Kaan. Ay onun da sevgilisi. Ay onun da o sevgilisi. Ay yani. Ay neyse. Toprak. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Berna Özcan'dan ayrılsa. Berna Özcan'dan ayrıldı diyelim. Berna Özcan'dan ayrılıp senin arkadaşın Kaan'la birlikte olsa. Bir düşün. Düşün bir düşün. Ya Feride. Bir düşün. Ya Feride. Vallahi hakikaten olur ha. Ne bileyim, ikisi de iyi, ikisi de akıllı falan. Bunlar hoşlanır da birbirinden biliyor musun? Sürekli birlikte takılırız. Dördümüz sürekli birlikte, düşünsene hiç sıkılmadan. Toprak, birlikte tatile bile gideriz Toprak. Ay çok heyecanlandım. Evet ya. Feride biz ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz biz? Bayağı yani kendi çıkarımız için ayırdık insanları. Olur mu öyle ya? Ay bay bay. Kapat konuyu. Ay
bırak. Çok güzel olmaz mıydı? Çok ayıp. İşte. Pardon. Pardon. Songül? Soru çözüyorum Meral. Kimseye bir faydam yok. Bari kendimi kurtarayım. Songül. Ben seni üzmek istemedim. Boş ver. Haklısın yani. Benim de kendime göre sorunlarım var. Ya hayır, hepimizin var. Sen bize annelik yapıyorsun, biz de sana. Özür dilerim. Barışalım, tamam mı? Ya ben sana küsmedim ki, niye özür diliyorsun? Ya sen benim canımsın ya. Sen de benim canımsın. Dur sıkma Meral. Meral dur ya. Dur, koala gibi yapıştın kızım. Ya tamam, küsmedi. Canısı dur ya. Dur, boğacaksın ya. Ne yaptın Eylül? Konuştun mu Serkan'la? Haber var mı? Yok. Polis hala araştırıyor. Allah Allah ya. Nerede bu kadın Eylül? Kader, Serkan çok üzgün. Saatler geçtikçe iyice umudunu kaybediyor. Eylül, ben gerçekten çok korkuyorum. Ya Cemre bir şey yapmış olmasın? Saçmalama. Yok, yapmaz. Cemre öyle bir şey yapmaz. Ya benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. İnşallah benim kötülüğümdendir. Aa, sen daha uyumadın mı tatlım? Uyumamam lazım hala. Çünkü ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yine birisine zarar vermekten korkuyorum. Merak etme tatlım. Ben bütün gece göz kulak olacağım sana. Hadi uyu artık. Tamam. Ama bütün kapıları kilitle, tamam mı? Anahtarı da sakla. Tamam. Burada öleceksin Nazan. Thank you.
niye kavga ettiniz Cemre? Çünkü beni çok kızdırdı. Ama onu itmişsin, düşmüş, çok canı acımış. Öğretmenin sorunca niye yalan söyledin peki? Ceza vermesin diye. Hiçbir ceza vicdan azabından daha kötü değildir kızım. Beni şimdi anlamayacaksın belki. Ama ileride bu sözümü hatırla, tamam mı? Hatırlıyorum anne. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Siz bir şey mi çekmişsiniz Feride Hanım? Yok canım, ben kahvaltı ettim. Afiyet olsun size. Meral nerede? Meral bakıcılık yapmaya başladı. Aa, beni referans için aramışlardı onlar. Ha, bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Ama benim gidip bir kontrol etmem lazım. Bakalım nasıl insanlar. Ya olmadı, geldiğinde ben söylerim, yanınıza uğrar. Olur, olur, öyle yapalım. Nazan Hanım'dan haber var mı? Cemre? Cemre nasılsın? Eylül. Bunu Serkan'a sen söyle, tamam mı? Ben onun karşısına çıkamam. Neyi? Nazan'ı ben öldürdüm. Yani öldürmüşüm. Açıklaması o kadar zor ki. Ne oluyor be? Cemre sen ne diyorsun? Karakola gideceğim. Anlatacağım her şeyi polise. Artık bu vicdan azabına katlanamayacağım. Cemre! Cemre kapatma! Eylül ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? Cemre Nazan Hanım'ı öldürmüş. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ortasından yürüme. Allah Allah. Mesut Hanım bakın böyle olmuyor. Yani yolda izle karşılaşıyor. Siz her seferinde... Bana bak teyze. İnsaniyet namına seni uyarıyorum. Kemal yalancıdır. Para gözdür. Tepesi attı mı gözü görmez basar tokadı. Bil de ona göre kancayı tak kocama. Salon kadını çizgimi bozmayayım diyorum ama sen de adamı çileden çıkarıyorsun canım. Teyzeymiş. Sanki kendi gül goncası. Hahay. Haspam. Domates mi attın sen bana? He, attım. Bak bir daha atıyorum. Ah. Hatta bir daha atıyorum. Aa, bir de adamı kötülüyorsun. Bana bak, benim asabımı bozma. Vallahi seni kafanı patlatırım. Ay. O kadar fenaysa niye adamın peşinde dolanıyor? Ben öyle de seviyorum. Deli midir nedir? Ay manyak! Hastalık gibi bir şey benimkisi. Sen bana ne bakıyorsun? Eğer Cemre yurtta olsaydı biz bir şekilde engel olurduk ona. Ah kardeşim, niye yaptın böyle bir şey ya? Ya ben hala inanamıyorum. Kızlar koşun, taksiye bineceğiz şuradan. Hadi. Hadi.
Cemre! Cemre! Alo, Nihat. Cemre yok. Kesin itiraf etmeye gitmiştir. Nazan'dan kurtulma vaktimiz geldi. Tamam, anladım. Anne, ben doğru olanı yapıyorum, değil mi? Rüya, bak. Rüya. Al bakalım. Oynayacak mısın? Meral'cim, biraz da su içirir misin? Senin rüyadan başka hiçbir şeyle ilgilenmene gerek yok, tamam mı? Bir şey olursa ben mutfaktayım. Tamam. Canım. Rüyacığım. Senin baban bir canavar, biliyor musun? Benim annemi öldürdü. Ama sen intikamımı almamda yardımcı olacaksın, değil mi ablacığım? Uyandığımda elimde bir bıçak vardı. Kanlar içindeydi. Ellerim de kanlıydı üstümde. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Kadını bıçaklayıp nereye götürdün? Bilmiyorum. Cemre. Dışarı çık. Tamam, tamam Serdar. Ya arkadaşımız o bizim, kardeşimiz. Cemre, sen ne yaptın? Cemre, bir saniye. Alo. İsmet, söyle. Nazan Özgün bulunmuş mu? Yaşıyor mu peki? Tamam. Tamam. Nazan Özgün bulunmuş. Annenle babanı aramamız gerekiyor.
Annemle babam öldü. Halamla yaşıyorum. Cemre devletin himayesinde. Velayeti halasına henüz geçmedi. Fark etmez. Yine de halasına haber vermemiz gerekiyor. Bana söyleyebilirsiniz. Doğruymuş değil mi? Nazan ölmüş. Telefonla onu söylediler size. Cemre'cim sakin olur musun? Ya sakin falan olamam Feride Hanım. Sakin olamam. Ya ne olur söyleyin, ölmüş mü Nazan Hanım? Ben öldürmüşüm değil mi onu? Cemre. Serdar, kızımızı bir süre yanında misafir edelim. Hayır, hayır. Tutukluyor musunuz onu? Bir dakika, bir dakika. Komiser abi, Allah aşkına. Cemre bizim kardeşimiz. Bir karıncaya bile zarar veremez. Tamam, buraya gelmiş, ben yaptım demiş ama inanın o yapmamıştır. Vallahi bak, bu işe bir terslik var. Ya zaten kendi bile emin değil. Cemre, sen niye böyle bir şey söyledin? Çocuklar, tamam, sakin olun. Kızımızı halası gelinceye kadar bir süre misafir edeceğiz. Hepsi bu. Serdar, lütfen götürelim kızımızı. Serkan ya, hala neden haber çıkmadı? Ne yapacağız biz böyle? Alo. Efendim? Evet, Nazan Özgün'le olayım. Serkan, annemle mi ilgili? Ne olmuş anneme? Evet, buyurun, dinliyorum. Ya Serkan, bir şey söyle. Serkan, ne olmuş? Hallettiniz mi? Evet, hallettim. Her şey istediğin gibi oldu. Ne güzel. Kapatmam lazım. Yurttaki kadın arıyor. Seni sonra arayacağım, tamam? Tamam. Buyurun Feride Hanım. Emel Hanım. Biz Cemre ile karakoldayız. Sizin de hemen gelmeniz gerekiyor. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Cemre polise Nazan Hanım'ı öldürdüğünü söylemiş. Ne? Delirdiniz mi siz? Tamam. Ben hemen geliyorum. Aslında iştahsız bir çocuk değildir, yemek seçmez. Yedirmekte zorlanmayacaksın. Canım, al bakalım. Azar azar yedireceksin, tamam mı? İşte böyle. Hadi şimdi bir de sen dene. Tamam. Böyle. Evet. Al bakalım. Aferin sana. Sevdi seni. Sen devam et, ben bakarım. Tamam. Rüya, bak. Bak. Gel. Al bakalım. Hayrola İhsan? Niye geldin? İhsan mı? Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapacağım? Ya beni görürse tanır. Bittim ben. Bittim. Ankara'ya gideceğim. Kızımı görmeye geldim. İyi, hadi gir. Meral, Rüya'yı getirir misin yavrum? Meral kim? Yeni bebek bakıcısı. Bugün işe başladı. Nereden buldun? İyice araştırdın bari.
Sence İhsan? Herhalde araştırmışımdır değil mi? Temiz, düzgün bir kız işte. Hem Rüya da sevdi. Geliyor musunuz Meral? Meral nerede kaldınız? Hala gelmediler. Yola gideceğim diyorum Nalan. Ya niye söylenip duruyorsun? Mama yediriyordu, duymamıştır işte. Tamam, ben mutfağa gideyim o zaman. Ya sen otur. Duymamıştır dedim, ben getiririm. Kızım duymuyor musun Rüya'yı getir diye seslendim o kadar? Aa, ne oldu sana? Ya Rüya mamayı yitirince üzerime döküldü, kusura bakmayın. Tamam tamam, sen banyoya git temizlen, ben götürürüm bebeği. Tamam. Tatlışkom. Gel bebeğim. Gel. Gel benim güzel kızım. Güzel kızım benim. Baba şimdi çok uyudu. Hoppa. Hoppa. Yiyeyim şimdi. Bir tanem benim. Babasının bir tanesiymiş o. Yerim ben kızımı. Ya Cemre nasıl yapar böyle bir şeyi? Güya sizin kontrolünüz altında. Nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz siz? Bağırmayın. Sizin kontrolünüz altındayken de bu çocuk araba çaldı, adam öldürmeye çalıştı ama ben bu kadar tatava yapmadım. Aynı şey mi ya? Çocuk Nazan Hanım'ı öldürdüğünü zannediyor. E siz de söylüyorsunuz işte. Sadece zannediyor. Cemre iyi değil. Psikolojisi çok bozuk. Senin yüzünden. Bunun da mı sorumlusu benim yani? Evet tabii ki sensin. Kıza ne yapıyorsun bilmiyorum ama Cemre yurttan gittiği günden beri bir garip. Ya Feride Hanım, biz kapıya gidiyoruz, görüştürmek istemiyor. Arıyoruz, telefona bile vermiyor. Bu ne demekmiş ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz anlamadım. İyi misin? Su ister misin? Siz bazı şeyleri bilmiyorsunuz Feride Hanım. Ben her gece Cemre'nin çığlıklarıyla uyanıyorum. Evet doğru. Cemre iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Hayaller görüyor. Olmayan sesler duyuyor. Ne bileyim, belki de bir kliniğe yatırmak lazım. Ya ne kliniği? Benim arkadaşım deli falan değil. Bu olanlar ne peki çocuklar? Birisi bana izah etsin lütfen. Nazan'ı öldürdüğünü söyledi. Cemre Nazan'ı öldürdü ha? Olacak şey mi bu? Serkan ölmüş mü? Serkan ölmemiştir değil mi? Yalandır değil mi? Ya ne yaptınız anneme ya? Ne yaptınız? Etme. Tamam, sakin ol. Ya siz de susmasanıza. Bir şey söyleseniz ya, ne oldu anneme? Eylül, ne oldu anneme? Serkan, hiçbir şey bilmiyoruz. Cemre bir şeyler söylüyor ama daha belli değil. Serkan, ne yapacağız ya? Annemiz öldü. Gel buraya, yok bir şey. Kader
haline bak. Hani bakıcı kız nerede? Gelsin göreyim onu. Ne yapacaksın sen kızı görüp de? Anlaştım işte ben. Nalan, benimle doğru düzgün konuş bak. Delirtme adamı. Çocuk emanet ediyoruz, çocuk. Tabii bakacağım tipine nasıl birisi diye. Çağır şunu gelsin. Üf, tamam. Hoppa, hadi oynayalım biz. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Kaçacak yerim de yok. Ay yok, bittim ben, bittim. Temizlenemedin mi hala? Temizleniyorum ben. Hemen geliyorum. Hadi o zaman biz salondayız. Tamam. Geliyorum o zaman. Güzel kızım benim. Dur bakayım. Söyle dinliyorum. Oğlum siz gerizekalı mısınız lan? Ne demek herifi ikna edemiyoruz? İmzalatın o senetleri. Tamam tamam. Siz bekletin onu, ben geliyorum. Kızım. Kızım. Gel ben seni. Nalan. Benim acil çıkmam lazım. Hadi kızım sen. İhsan. Hadi sen rüya ile ilgilen canım. Merhaba. Bak. Bip. Gel bakalım. Defne, Serkan anneniz yaşıyor. Yaşıyorsa Cemre neden onu öldürdüğünü söyledi. Ah.
Cemreciğim. Cemre canım, sakinleş biraz. Bak şimdi sana ne söyleyeceğim. Nazan yaşıyor. Seni öldürmemişsin tatlım. Ben üzülmeyeyim diye yalan mı söylüyorsunuz? Hayır Cemre, yalan değil gerçekten. Kadın kanlı canlı dışarıda. Vallahi hepimiz gördük değil mi Feride Hanım? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet Nazan Hanım, şimdi sakince en başından, başınızdan neler geçti onları anlatır mısınız? Tabii. Demin gelirken yolda polis arkadaşlara da anlattım zaten. Gece aniden maskeli bir adam saldırdı bana. Sanırım başıma vurmuş olmalı, bayılmışım. Uyandığımda bir kulübedeydim. Yüzünü hiç görmedim, maskesini çıkarmadı. Peki nasıl kaçtınız? Kendisi bıraktı. Nasıl yani? Ne istiyorsun benden? Ne yapacaksın bana? Artık gidebilirsin. Ne? Beni bırakıyor musun? Çık git dedim sana. İyi misiniz hanımefendi? Hanımefendi burada ne yapıyorsunuz? Yalvarırım beni buradan götürün. Ne olur yine peşime düşebilir. Peşinizden gelen kim? Bilmiyorum. İyi misiniz? Polise götürün beni. Benim polise gitmem lazım. Ne olur yalvarırım beni polise götürün. Tamam, sakin olun siz. Arabaya binin, yolda ararız. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Sizi kaçırdı, alıkoydu. Sonra birden salıverdi, öyle mi? Evet. Ya ben de bilmiyorum. Anlamadım başıma bunlar neden geldi. Tamam, yüzünü göremediniz. Hayır. Peki sesi tanıdık geldi mi? Hayır, onu da tanımadım. Gel. Cemre niye burada? Hayır, ondan mı şüphelendiniz? Uzun zamandır seni öldürmek istediğimi sanmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki bunu hiçbir zaman istememişim. İyi ki hayattasın. Thank you.
diyeceğim ya. Cemre bunu niye yaptı? Yani Nazan'ı öldürdüğünü niye zannetti anlamıyorum. Daha önce de öldürmeyi denemişti ya. Evet de polise gelip kendini ihbar etmek nedir arkadaşım? Ya işte Nazan kaybolunca belki de Cemre kendi öldürdü sanmıştır. Ya kadar saçma sapan konuşma. Bir insan birini öldürdüyse öldürmüştür. Bunu sanmaz ki. Bilmiyorum ama bu işte bir tuhaflık var. Çözemedim. Nazan Hanım'ın kaybolduğu gece Cemre elinde kanlı bir bıçakla uyanmış. Dışarı çıktığına dair de kanıt var ama nereye gittiğini hatırlamıyor. O gece Mel Hanım. Ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Cemre'yi o halde buldum. Başına daha kötü şeyler gelmesin diye de sakladım. Yani halalık vazifemi yaptım. Nazan yaşadığına göre ben şimdi kime zarar verdim? Sen kimseye zarar vermedin tatlım. Unut artık olanları, değil mi? Cemre, sen kimseye bir şey yapmazsın. Ama... Yeter. Yeğenimin üstüne gelmeyin artık. Harap oldun tatlım. Hadi gel evimize gidelim. Hadi. Cemre ailesini kaybettiğinde bile bu kadar güçsüz değildi. Ne oluyor Cemre'mize Feride Hanım? Ne oluyor? Hiç hoşlanmıyorum ben bu kadından. Cemre'ye iyi bakacağını falan da sanmıyorum yani. Yani bir tanem kızma ama yurtta kalmasından daha iyidir halasında kalması. Sen benim anlattıklarımı dinlemiyorsun galiba Toprak. Dinliyorum. Yurttayken böyle değildi bu çocuk diyorum sana. Bu kadın yanına gitti gideri bir tuhaflaştı. Ya Feride Gökhan öldüğünde de hayaller görüyor dememiş miydin? Kadının bir suçu olmayabilir. Toprakçığım. Birini öldürdüğünü zannetmek ne demek? Mümkün değil Toprak, mümkün değil. Ben bu velayeti o kadına vermeyeceğim. Vermeyeceğim, bak göreceksin. Tamam bir tanem. Tamam bir tanem, sakin ol. Tamam, üzülme. Üzme artık kendini. Hadi yemeğimizi yiyelim. Hadi. Yazık ya. Kim bilir nasıl korkmuştur. Bu adam Nazan Hanım'ı bırakmasaydı Cemre öldürdü sanacaklardı değil mi? Ya Nazan Hanım kim niye kaçırdı? Kim niye bıraktı ben orayı anlamadım bile. Onu kimse anlamadı zaten. Peki Cemre'nin üstündeki kan kiminmiş? Bilmiyoruz. Bırakmayacağız bu işin peşini. Cemre o gece ne yaşadı öğreneceğiz tamam mı? Gel. Geldim.
Gel benim kuzum, gel benim kuzum, gel benim bir tane. Gel oğlum. Anne. Canım. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Ben de sizi bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Tamam, telafisi olmayan bazı şeyler yapmış olabilirim. Sen istersen bana sonra surat as ama... şimdi iyi davran, tamam mı? Anne, seni bir daha kaçırmazlar değil mi? Ay yok kızım. Kendisi serbest bıraktı, niye kaçırsın? Pislik Cemre de ben öldürdüm demiş. Sırf bizi korkutmak için yapıyor Serkan. Yok ya, Cemre gerçekten inanıyormuş. Yani yoksa niye polise gitsin ki? Garip. Değil mi? Nazan'ın yaşadığını görünce ne yaptı peki? Ne yapacak? Şok oldu tabii. İyice korktu. Kafasının yerinde olmadığına inanıyor bence artık. Yine de kadını gerçekten öldürseydik işimiz daha kolay olurdu. Neden bıraktık ki? Katil miyiz biz Nihat? O kadar da değil. Bu travma 16 yaşındaki bir çocuk için yeter de artar bile. Ben sadece akıl hastanesine kapatmak istiyorum onu. Hepsi bu. Aslında polise gideceğini düşünmemiştim. Ama şahane oldu. Polis de akli dengesinin yerinde olmadığına inandı. Ben her şeyi duydum. Neyi duydun? Benim aklım yerinde değil mi? Özür dilerim tatlım. Özür dilerim. Ben onu panikle söyledim. Sen hani son zamanlarda pek iyi değilsin ya. O yüzden. Ah, bu arada Nihat'ı tanıştırmayı unuttum. Nihat benim okuldan arkadaşım. Nihat'cığım, bu da yeğenim Cemre. Memnun oldum Cemre. Kahve içmek için uğramıştım ama rahatsız etmemişimdir inşallah. Yok, asıl ben sizi rahatsız ettim. Sohbetinizi böldüm, kusura bakmayın. Hala, ben odama gidiyorum. Çok uykum var, uyuyacağım. Olur tatlım, olur. İyi geceler. İyi geceler.
Feride. Buyurun Neriman Hanım. Dün sana verdiğim zımba nerede? Vermiştim onu ben size. Verdin mi? Ne zaman? Dün çıkmadan önce masanıza bırakmıştım ya. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Öyle oldu ama. Belki de öyle olmadı Feride. Benim hafızam zehir gibidir maşallah. Belki de sen hatırlamıyorsun. Yalnız Neriman Hanım hani genç olan benim ya. Daha dinç bir kafaya sahibim. Diyorsun. Yani. Hayır, o zımbayı bana vermedin. Aa, yalan mı söylüyorum canım? Tövbe estağfurullah. Sabah sabah sinirimi zıplatmayın benim. Daha gençmiş. Bunadın işte, bunadın, kabul et, bunadın. Verdim, ben sana verdim, hatırlamıyorsun. Aa. Hadi ben bebek bakmaya gidiyorum da siz nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Cemre'nin evinin çevresinde araştırma yapacağız. Ne araştırması ya? O gece Cemre'nin sandığı gibi bir şey oldu mu olmadı mı ona bakacağız. Nasıl yani? Çat diye kapıyı çalıp dün gece burada biri bıçaklandı mı diye soracaksınız. Aynen öyle yapacağız Meral. En fazla deli misiniz derler, kapıyı yüzümüze kapatırlar. Tamam ya. Sen dedektifçilik oyununda başarılar o zaman. Ben çıkıyorum. Aa Eylül, sen bir anneni arasana ya. Şimdi bu Cemre'nin halası bizi içeri almaz filan, hazırlıklı olalım. Ha, doğru söylüyorsun. Dur. Meral. Ya Cemre bizim aklımızı başımızdan aldı. Seni ihmal ediyoruz değil mi kardeşim? İhmal etmeyip ne yapacaktınız pardon? Bak, Seher ablayı kaybedeli daha çok kısa bir süre oldu. Sen dağ gibi ayaktasın. İçine atmıyorsun değil mi? Öfken beni ayakta tutuyor Songül. Annenin katilleri yakalansın diye mi bekliyorsun? Katili ceza aldığı gün öfkem dinecek. Ama o zaman da acıdan çöküp kalırım herhalde. Kalmazsın kardeşim. O zaman da bir seni kaldırırız. Şu duruşma bir an evvel başlasa da kurtulsam şu esaretten. Ondan sonra gelsin özgür hayat. Heh. Anne, esaret ne demek? Ayıp be. Neredeyse zil takıp oynayacaksın sevincinden. Oynayacağım tabii kız. Ya başka ne yapacaktım? Bu insanlık için küçük ama Kemal için büyük bir adam. Bugünden sonra free bir adamım artık. Ha! Bildin mi kız free ne demek? Özgür demek, Allah'ın cahili. Tey tey. Neyse neyse. Efendim Eylül. Yok izinliyim ben bugün. Mahkemedeyim. Boşanıyoruz Kemal abinle. Anne sen ciddi misin? Yani gerçekten boşanacak mısın o adamdan? Benim yuvam yıkılıyor diye içim yanıyor. Sen seviniyor musun kızım? Aferin. Koş git arkadaşlarına da söyle, beraber kına yakarsınız artık. Kemal Yılmaz, Mesude Yılmaz boşanma davası için mahkeme salonuna gitti. Hadi kapatıyorum ben. Duruşma başlıyor. Anne dur dur dur, kapatma. Hangi mahkemedesin, ben de geleyim. Tamam, tamam anladım, tamam.
Mesude Hanım, içeri geçelim. Kız bak, sakın geçen seferki gibi bırakıp gitme çocuğu. Tamam. Annem bugün boşanıyormuş. Gözün aydın Eylül. Sağ ol. Ya kızlar, ben bugün gelmesem olur mu? Ay, tabii ki. Dediğin lafa bak Eylül. Sen güzel haberlerle gel yeter. Biz hallederiz değil mi? Eylül, sen yine de çok umutlanma tamam mı? Annenin sağı soğuğu belli olmaz. Teyzeciğim. İyi günler yavrum. Rahatsız ediyorum ama bir şey soracağım. Estağfurullah, buyur yavrum. Ya iki gece önce buralarda bir bıçaklanma olayı gördünüz mü? Ya da birinden duydunuz mu? Duymadım. Olsa mutlaka duyardım. Tamam. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi günler. Bassana kanka. İyi günler. Buyurun. Ya birkaç gece önce buralarda bir bıçaklanma olayı yaşanmış. Acaba duydunuz mu? Hayır, ben öyle bir şey duymadım. Peki anneniz babanız onlar duymuş mudur? Sanmıyorum. Peki teşekkürler. İyi günler. Bir şey sorabilir miyiz? Buyurun. Bu sokakta, bu evlerin birinde birkaç gece önce bir bıçaklanma olayı yaşanmış. Duydunuz mu? Bıçaklanma mı? Duymadım. Emin misiniz? Duymadım dedim ya. Abi, görmediğine duymadığına emin misin? Yok kızım. Buralarda nezih insanlar oturuyor. Böyle şeyler olmaz. Peki abi, teşekkür ederiz. Kusura bakma, rahatsızlık verdik. Rica ederim. İyi günler. Efendim, ben mazbut bir eş, iyi bir aile babası olarak bilinen saygın bir küçük esnafım. Bütün bu üstün vasıflarıma rağmen bu kadın benden boşanmak istedi. Peki dedim, madem sen bu kadar çok istiyorsun boşanmayı, ben bağrıma taş basarım, boşanalım. Ama gelin görün ki sonra da ben boşanmayacağım diye tutturdu. Bir de elimin tersiyle şöyle dokanmama gitmiş darp raporu almış. Madem ben bu kadar kötüyüm, madem dayakçıyım, efendim makamınızdan çok istirham ediyorum. Sorar mısınız kendisine neden benden boşanmak istemiyormuş kendileri? Kızım sen bu adamdan boşanmak istiyor musun, istemiyor musun? Beni istemeyeni ben hiç istemem Hakim Bey. Boşayın bizi. Efendim, işte siz de gördünüz. Kafa bir gidiyor, bir geliyor. Adaletinize sığınıyorum Hakim Bey. Boşayın bizi, hem de acilen. Arkadaşımızla görüşmek istiyoruz. Suç mu? Yok canım. Niye suç olsun?
Tabii siz de haklısınız. Merak ediyorsunuz onu. Ama maalesef dinleniyor. Ne dinlenmemiş arkadaşım? Nedense hep biz geldiğimizde dinleniyor Cemre. Siz bizi Cemre ile görüştürmek istemiyorsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları canım? Yok öyle bir şey. Ya bırak ya. Palavra sıkma bize. Cemre'yi görmeden şuradan şuraya gitmem. Cemre! Cemre! Biz geldik arkadaşım. Cemre! Cemre kardeşim çık. Ya Cemre çık dışarı, biz geldik. Duymuyor musun? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Derhal evimden çıkın, derhal. Ya sus be. Cemre! 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 Songül? Cemre, bak bizi dinle kardeşim. Sen suçsuzsun, tamam mı? Biz herkese sorduk. O gece burada hiçbir şey olmamış. Biz çevredeki bütün evlere sorduk. Eline iğne batan bile yok kızım. Gerçekten mi? Evet, vallahi kimseye bir şey olmamış. Seninle önemli bir şey konuşmak için geldim Ekrem. Kim gelmiş hayatım? Banu gelmiş canım. Bizimle önemli bir şey konuşacakmış. Karının planları işe yaramadı. Bebeğimi aldırmadım. Hani o bebek bana ait değil diyordun ya. Şimdi birlikte bir kliniğe gideceğiz ve DNA testi yaptıracağız. Sonra da ben sana babalık davası açacağım. Hay hay. Nasıl istersen. Yalnız benim maaşım senin özel laboratuvar masraflarını karşılar mı bilemem. Ne saçmalıyorsun sen? Koskoca şirket sahibisin. Ekrem artık benim maaşlı çalışanım. Ne? Ne diyorsun sen be? Bebeği aldırmadığını öğrendim. Bebeği aldırmazsan sana bunu yapacağımı söylemiştim. Ve yaptım da. Bebeğinin babası artık üzerine bir tek mal bile bulunmayan fakir bir adam. Bebeğimi aldırmadığımı sen kimden öğrendin? Bebeğimi aldırmadığımı kimden öğrendin diyorum. Bebeğimi aldırmadığımı kimden öğrendin diyorum. Aa, şu kapıyı kim söyledi sana, kim söyledi? Bebeğimi aldırmadığımı kimden öğrendin? Aa, şu kapıyı aç. Hala. Hala duydun değil mi? Ben kimseye zarar vermemişim. Katil değilmişim. Tamam Cemre'cim, tamam. Bir sakinleş de öyle konuşalım. Ama kızlar söyledi işte. Duymadın mı sen de? İnsanlara sormuşlar. Kimse yaralanmamış, kimse ölmemiş. Belki de üstümdeki kanlar başka bir yerden bulaştı. Olamaz mı? Elinde bir bıçak vardı Cemre'cim. Nasıl uyandığını hatırlıyorsun değil mi? Ya, evet ama... Böyle konuşmak istemem ama... Belki de bir sokak hayvanına. Hayır Allah, hayır, hayır deme öyle bir şey. Yapmış olamam, yapmadım, yapmadım. O zaman o bıçağı, çamurlu ayakkabıları anlat bana. Sen o gece bir bıçak aldın, dışarı çıktın ve sonra da... Hayır Allah, hayır yapmadım öyle bir şey. Yapmış olamam. Allah, Allah bak ne olur. Eğer öyle bir şey yaptıysam beni bir yere kapatın, tamam mı? Ne olur beni bir yere kapatın. Allah, ne olur beni benden koru, tamam mı? Beni kendimden koru, çok korkuyorum. Tamam, tamam. Velayetini alınca seni bir hastaneye götüreceğim. Söz veriyorum. (Gülüyor)
Feride Hanım, burada bir zımba var. Lazım değilse Neriman Hanım'a götürebilir miyim? İşim bitince git bir zımba al demişti. Zımba gerçekten bendeymiş. Neriman Hanım haklıymış. İyi ya madem, boşuna masraf etmemiş oluruz. Ben bunu götüreyim bir. Dur. Sakın bir yere götürme. Götürme sakın. Neriman Hanım bunu görürse benim canımı okur. Yıllarca kafama kakar vallahi. Ne yapacağım ben şimdi? Hediye Hanım, sen bunu götür çöpe at. At bunu çöpe, kurtulalım biz bundan. Bu Neriman Hanım bunu hiç görmemiş olsun. Tamam da... karşılığında ben de sizden küçük bir şey istesem ayıp olur mu acaba? Ne isteyeceksin? Hafta sonunda bir akrabamda kalacaktım. Neriman Hanım izin vermedi. Belki siz konuşursanız. Konuşurum. O iş oldu bil. Kurtul bundan, kurtul. Hadi git at bunu. Kurtulalım, çıkartalım hayatımızdan bunu. Kurtulalım. Tamam. Dikkat et, sana güveniyorum. Tamam. Arkanda delil bırakma sakın. Bırakmayacağım, tamam. Allah'ım. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Rüyayı uyuttum, altını da temizledim Nalan Hanım. Tamam canım, sağ ol. Bak bunları senin için çıkarttım. Şey, zahmet etmeseydiniz keşke. Benim kıyafetlerim var, teşekkür ederim. Ha niye? Eski diye mi istemiyorsun? Bak etiketleri üstünde. Vallahi hiçbirini giymedim. Hepsini hamile olduğumu öğrenmeden önce almıştım. Doğumdan sonra da tabii ki şimdi içlerine sığmıyorum. Zayıflayınca giyersiniz. Zayıflamak mı? Dolaptaki pastayı görmedin galiba. Stresten her gün bir tane götürüyorum. Hep o ihsan pisliği yüzünden. İhsan? Rüyanın babası mı? Evet, maalesef. Boşandınız mı? Hı-hı. Tuhaf pis işleri vardı. Yakamdan düşsün istedim. Ama tabii arada çocuk olduğu için mecburen görüşüyoruz işte. Bak benden sana abla tavsiyesi. Sakın hayatını yaşamadan evlenme. Seçeceğin adama da dikkat et. Şöyle temiz düzgün biri olsun, tamam mı? Ya hadi denesene şunları. Kesin çok yakışacak. Vallahi fıstık gibisin maşallah ya. Çok teşekkür ederim. Siz çok iyisiniz. Hatta fazla iyisiniz. Canım. Ne yapayım işte öyle? Yurt falan. Yurt falan, takıl. Selam gençler. Mola verin bakalım birazcık. İçecekler geldi. Bu ne? Frozen'lar. Süper ya. Kreman almışsın hem de. Vay kanka. Kredi kartına kavuşmuşsun. Ver bakalım. Sen gerçek bir salaksın. Vallahi. Tamam abi ya. Kızma işte. Tam bir şey demedim. Sesin kardeşim. Eyvallah. Aşkım. En sevdiğinden aldım. Yok şimdi canım istemiyorum. Sen bana trip atıyorsun değil mi? Yani senin gözünde şu anda sefilliği iki gün bile dayanamayıp zengin ailesinin yanına dönen çocuk oldum. Ne alakası var Güney? Ben öyle bir şey söyledim mi? O zaman niye böyle yapıyorsun Songül? Ben bir şey yapmıyorum. Görmüyor musun işim var. İyi. Al çöpe dökersin. Ya benimle uğraşma.
Ya Songül. Ya Güney, tamam, sakin ol. Ya Kader, bir şey diyeceğim. Bugün cuma değil mi? Artık yani resmen sevgiliyiz değil mi? Yani saat 8'i geçtiğine göre evet. Hadi ya. Oh be. Aşkım, kızmadın değil mi? Yok, kızmadım. Oğlum, insanın sevgilisi olması ne kadar güzel bir şeymiş ya. Aynen. Ya Songül, bir şey diyeceğim. Biz de ilk zamanlar sevgiliyken bu kadar gıcık mıydık? Çünkü bunlar bayağı itici yani. Niye kıskanıyorsun Güney? Ne kıskanacağım kızım? Allah Allah. Ya Kader, bir şey söyleyeceğim. Kader, Eylül gelecek değil mi? Oh. Oh, 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 oh. Serkan, baksana Kader Cenk'ten başkasını duymuyor. Bana sor, bana. Gelecek. Bana mı sor? Hayırdır ya, sen Kader'e laf mı sokuyorsun? Kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım ya? Bizim tarzımız farklı sevgili. Hmm. Abla, Kemal abi gidince evimize geri döneceksin değil mi? İnşallah ablacığım. Anne. Bitti kızım. Boşandık. Kız Mesude. Biz iyisi mi burada ayrılalım. Malum artık dul bir kadınsın. Laf söz olmasın sonra. Evet, özgür bir kadınım artık. Kız, bak olan oldu, biten bitti. Onca emeğimiz var birbirimizde. Gelmeden iyice ayrılalım. Tamam. Sana hayatta başarılar. Diyeceğim ama bu saatten sonra astronot olacak halin ya. Üç çocukla koca da bulamazsın kendine. Ay vallahi yazık. Düşündükçe beni biçim paralandı canım. Allah'tan sana sabır dileyim ben artık. Şimdi ben tek celsede boşanırsam diye adak adadıydım. Yeni kapıya gideceğim. Fakir fukaraya biraz para dağıtacağım. 3-5 yetimin üstüne giydireceğim. Kız Eylül, istersen seninle arkadaşlarının üstüne de alayım 3-5 parça bir şey. Siz de yetimsiniz nasıl olsa canım, ha? Ya sen bir sus artık, sus! Sen bizim hayatımızda yoksun artık, bitti gitti. Yokum tabii kız, yokum. Bakalım bu saatten sonra canın sıkıldıkça kime iftira atacaksın acaba? Çok merak ediyorum, çok. Neyse, ben veliahtımı şöyle bir güzelce öpeyim. Oğlum, Metin'im. Mwah. Mwah. Hafta sonları görmeye gelirim artık veliahtımı. Ah Vidar Zeyn. Annem. Ağlama. Bak, her şey çok güzel olacak. Ya. Sorma. Ben artık aşk sevgi defterini kapattım kız. Kendimi size adayacağım. Biraz toparlanayım, gelirsin yanıma. Eşyalarını toplayayım mı? Yok. Şimdi sık boğaz etme, kolay toplanır onlar nasıl olsa. Elif'ciğim, ben bir kurs işine bir Neriman Hanım'la konuşayım. Netleşince sana haber vereyim, olur mu canım? Tamam Feride Hanım, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Feride Hanım. Feride Hanım.
Bu sapasağlam zımbayı niye atıyoruz? Devletin malına yazık değil mi? Neriman Hanım. İyi günler. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Ben de eczaneden geliyorum. İlaçlarımı yazdırdım da. Hani yaşlıyız ya. İlaçları böyle leblebi gibi yutturuyorlar. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Oldu Neriman Hanım. Rüstem Bey. Yahu ben bu zımbayı çöpe atıyorum. Sen niye geri getiriyorsun ya? Ne istiyorsun bu zımbadan? Bunun yok olması lazım. Niye ısrar ediyorsun? Anlamıyorum ki. Niye getirmeyecekmişim? Öyle işte. Siz Neriman Hanım'dan bir şey mi gizliyorsunuz? Yani. Olabilir. Belki öyle, belki değil. Vallahi bilirsin. Ağzım çok sıkıdır. Sen bana yarım ekmek döner ısmarla. Değil Neriman Hanım. CIA'ya gelse konuşmam. Sen benden rüşvet mi istiyorsun Rüstem Bey? Rüşvet derseniz darılırım. Şurada iki iş arkadaşıyız. Bir döner ısmarlamışsın, çok mu? İyi tamam. Ismarlarız dönerini. Feride Hanım, Feride Hanım. Acılı olsun bir zahmet. Boşandılar. Ne? Songül boşanmışlar. Kemal Gök kurtuldu kızım. Eylül gerçekten mi? Kardeşim çok sevindim. Bir şeyler yapalım, kutlayalım bugünü. Evet, kutlamamız lazım. Ya süper, süper. Oh be. Bir saniye ya, bir saniye. Sevgilime ben sarılacağım. Ne oldu Songül Hanım? Açıkta mı kaldın? Gel hadi gel. Eyvallah. Söyle Banu. Sen söyledin değil mi? Bebeği aldırmadım, onları sen söyledin. Dur kızım dur. Çemkinmeden önce bir dinle. Kime neyi söyleyeyim ben? Yerlerini, yurtlarını bilmem, telefonlarını bilmem. Ben ne söyleyeceğim? Olsa olsa kader söylemiştir. O çocuk senin gibi değil. Vicdan yapmıştır. Kader gerçeği bilmiyor. Kader olamaz. Anlamıştır o. Belki de sen ağzından kaçırdın. Ne bileyim, yani saf maf görünüyor ama salak da değil bu çocuk. Olabilir mi böyle bir şey acaba? Son zamanlarda o kadar çok şey yaşadım ki kafam çok karışık. Ben mi belli ettim acaba? Tamam teyze, ben seni sonra ararım. Senin yüzünden bir gün kalpten gideceğim. Ya Eylül,
Bugün Mesude'nin Kemal işgalinden kurtulduğu gün olarak her yılı kutlayalım, tamam mı? Gözleri dolu doluydu. Alışacak kanka. Yani illaki bir şekilde alışacak. Alışır değil mi? Aynen, alışır. Sen ne zaman ayrılacaksın yurttan? Annem biraz durumunu toparladıktan sonra alacak birini. Biz ne yapacağız peki? Özleriz. Ya asıl ben ne yapacağım? Ya Allah aşkına bugün sakın ağlamayın ha. Aynen. Hatta bugün hiç üzülmeyeceğiz. Hadi bırak çiçeğini. Hadi hadi dans ediyoruz, hadi gel. Sokakta mı? Ya evet, hadi. Ne yapıyorsun? Dansımızı bana lütfeder misin sevgilim? Lütfederim. Biz de dans edelim. Ne dansı Güney? Yeni yeni icatlar çıkarma başıma. Hem ben dans falan edemem. Allah Allah, baloda pislenilmiyordun ama. Yok canım, ne alakası varmış? Hadi kızım, herkes eğleniyor işte, ne güzel, gel. Oğlum burası iş yeri, ne eğlencesi, eğlendik bitti, tamam. İlla zorla götüreceğim değil mi? Ya Güney! Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Heyecanlanacak bir şey yok. Gel. Psikiyatrist vardı. Cemre'yi ona götürsek istediğimiz raporları çıkarabilir mi? Tamam. Ben bir konuşayım. Haberdar ederim seni. Tamam. Konuşuruz. Hadi görüşürüz. Konuşamadık. Bir geçmiş olsun dileyemedim. Canım, beni ne kadar sevdiğini bilirim. Sağ ol. Kim bilir gene kimlere bulaştın da başına bunlar geldi. Çok fazla düşman edindin Nazan. Bunların bir bedeli olacak tabii. Merak etme canım. Ben düşmanlarımla baş edebilirim. Buraya seninle çene çalmaya gelmedim. Cemre'yi göreceğim. Aa, hayırdır? Ne o? Cemre'ye olan bu ilgin? Yoksa yeni bir mirası falan mı çıktı? Çocuğu merak ettim sadece. Ay canım. Çok düşüncelisin. Cemre gayet iyi. Merak edilecek de bir şey yok.
Bye tatlım. Ne iyisi be. Çocuk beni öldürdüğünü sanmış. Ruhsal olarak bazı sıkıntıları var diyelim. Ay sorma. Doktorlar, hastaneler çok uğraşıyorum. Bu çocuğu zerre kadar umursamadığını biliyorum. Ne yapıyorsun? Birisinin sahip çıkması lazım Nazan. Akli dengesi yerinde değil gibi. Sonra bir bakmışsın, kanuni ehliyetini bana vermişler. Sen bu çocuğun mirasına konmak için yaptın bunu. Onu sen delirttin yani. Cemre! Cemre, bu kadına güvenme sakın. Dur, söyle. Hadi söyle. Ona kalan mirasın üstünde nasıl yattığını da anlat. Ben işin içinden sıyrılırım Nazan. Ama sen sabıkalısın. Bu sefer çıkamazsın hapisten. Ha şöyle. Zenginliğin tadını çıkar tatlım. İleride çok özleyeceksin. Sen oynamadın sanki. Ne yapayım, Güney zorladı. Çok komikti ya. İyi de sattık ha. Anne, ne işin var senin burada? Sen söyledin değil mi Güney'in annesine? Şu koca ağzını tutamadın. Aptal. Annen, anlamıyorum. Neyi söyledin? Neyi söylediğini sen çok iyi biliyorsun. Ya nasıl yaptın sen bunu Kader, nasıl yaptın? Benim bebeği aldırmadığımı niye söyledin sen Güney'in annesine? Ne? Bebeği aldırmadın mı? Bana bilmiyormuş numarası yapma. Bir de yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Anne vallahi billahi bir şey bilmiyorum. Sen bebeği aldırdın mı aldırmadın mı onu söyle bana. Sus! Rezil. Senden nefret ediyorum Kader. Yani öyle kötü bir evlatsın ki. Çok kötüsün. Yeter sen artık çok... ya yeter. Sus be. Duymuyor musun? Kız bilmiyorum diyor. Git buradan git. İstemiyorum seni. Dur 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 gitme. Anne gerçekten yaşıyor mu kardeşim? Karnında mı? Hiç boşuna sevinme. Ekrem artık çulsuz bir adam. Beni de oyuna getirdiler. Ben tek başıma büyütemeyeceğim bu bebeği Kader. Ne yapacaksın peki? Sence Kader? Ha? İşte şimdi kardeşin gerçekten öldü. Ve bunun tek sorumlusu sensin. Ya Allah seni kahretsin ya. Nasıl bir kadınsın sen? Bir daha sakın buraya gelme. Ben kardeşimi öldüremem. Ağlama kardeşim. Ağlama. Benim yüzümden. Hafta sonu kırmızı bluzla giyebilir miyim? Defne, ben sana Cemre ile arkadaş ol, o evde neler olup bitiyor öğren demiştim. Ama sanırım pek kayla almadın sen beni, ha? Anne senin yüzünden eziklendim Cemre'ye. Ama kız tabii ki de yemedi, manyak ama salak değil. Anlaşıldı, iş başa düştü yine. Kırmızı bluz? Kader, hadi kalk. Sana salatalık getirdim. Yok, yemeyeceğim. Sağ ol.
Yemen için getirmedim zaten. Gözlerin için. Ağlamaktan şişti ya, iyi gelir. Keşke annemin kalbimde açtığı yaralara iyi gelecek bir şey de olsa. Son gün nerede? Güney'le telefonla konuşmaya gitti. Ağlama artık, ağlama. Güney sevgili. Efendim aşkım. Bak sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Kadir'in annesi bebeği aldırmamış. Senin bundan haberin var mıydı? Ne? Tabii ki yoktu Songül. Bebek yaşıyor mu yani? Evet. Ne olacak şimdi? Ne bileyim oğlum ya. Ama çok yazık. Benim kardeşim çok üzülüyor. Bugün annesi geldi yurda. Sen mi söyledin falan diye kızın üzerine saldırdı. Yazık, Kader'in de haberi yok. Güya senin ailen buna oyun mu ne yapmış? İşte şimdi bebeği aldıracağım diye tepindi. Ya Güney, bu bebek büyümedi mi ben anlamadım. Ne bileyim ben, kızım büyümüştür herhalde. Yalnız annemler nasıl bir oyun oynamış ben onu anlamadım. Vallahi onu ben de anlamadım. Öyle dedi, sonra çekti gitti. Tamam. Neyse, benim kapatmam lazım. Konuşuruz sonra, tamam mı? Tamam. Anne, baba! Ne oluyor yine buna? Kader'in annesine ne söylediniz siz? Ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyledik Güney. O kadın karnındaki bebeği zengin bir hayata giriş kapısı olarak görüyordu. Biz de o kapıyı kapattık. Değil mi Hayat? Aynen hayatım. Ne yaptınız ya, söylesenize. Bütün servetimi annenle senin üzerine yaptım oğlum. Artık beş parasız bir baban var. O kadın benden bir kuruş bile alamayacak. Cidden böyle bir entrika mı çevirdiniz siz? Bütün bunlar bir bebeğe sahip çıkmamak için, öyle mi? Ha anne? Küçücük bir şey ya o. Ayrıca farkındaysan o kadın o bebeği tek başına da yapmadı. Bu adam hiç mi sorumluluk almayacak? Güney, lafını bil de konuş. Ben senin babanım. Sen para vermek istemiyorsan verme. Benim neyim varsa kardeşimle paylaşmaya hazırım. Güney, saçmalama. Görürsün. Baba. Ney! Evlendiğimizde ne kadar mutluyduk. Hatırlıyor musun Kemal'im? Ne oldu bize böyle?
sen de ağlıyordun benim gibi. Bak Kemal'im. Ambiyans okey. Hadi aslanım Kemal. Yap bakalım bitireceğim yine. Hayırdır. Bugün Mesude ile boşandık. Hay Allah, geçmiş olsun. Geçti canım, geçti. Nihayet kurtuldum o meczup kadından. Neziha Hanım, hayat kısa. Şu fani dünyada kaç günümüz kaldı kim bilir? Ben diyorum ki, insan gerçek aşkı bulunca bırakmamalı. Hı. Will you marry with me? Yani benimle evlenir misin Neziha Hanım? Kemal Bey, siz ciddi misiniz? Yok canım, numara yapıyorum. Ciddiyim tabii hanımefendi. Bak, diz bile çöktüm. Yani... Çok hoş ama vallahi ben ne diyeceğimi şaşırdım. Evet deyin canım. Vallahi pırlanta gibi, çakı gibi bir adamdır bu adam. Hayır diyecek haliniz yok ya. Yani Kemal Bey, ben böyle bir şeye tek başıma karar veremem ki. Çocuklarıma danışmam lazım. Aa, çocuklarınıza neymiş efendim sizin özel hayatınızda? Onlar kendi hayatlarını kurmuşlar. Bu koskoca evde bir başına yaşayan onlar mı? Sararmış yapraklar gibi aşksız, sevgisiz yaşayan onlar mı? Heh. Yani çok haklısınız ama birbirimizi de tanımıyoruz. Aa, orası en kolayı canım. Tanışırız. İyi bir adamımdır ben vallahi. Nezihe. Ay. Bu adama evet de, bundan sonra kalan günlerimizi aşk dolu yaşayalım. O zaman... Evet Kemal Bey. Allah! Gel kız buraya gel. Ay, Nezihe. Ay. Vallahi de billahi de ayaklarını yerden kesecek senin bu adam. Gör bak. Getir bakalım parmağını. Ay çok heyecanlıyım. Çok güzelmiş. My lady. Kemal Bey. Aa, aramızdan şu bey kaldıralım artık canım. Bana Kemal de. Peki Kemal. Bu yüzüğü seçerken inan seni gözlerini düşündüm. Çok zevklisiniz. Sizi seçmemden belli değil mi ayol? Sen Feride ya. Allah Allah.
Feride, Feride ne yapıyorsun? Bu çukur ne? Gömmem gereken bir şey var. Gömmen gereken? Feride, neyi gömmen gerekiyor? Bunu. Zımba mı? Zımba değil bu. Yalnızca bir zımba değil. Lanetli bu. Lanetli. Lanetli, anlıyor musun? Lanetli. Bütün gün bundan kurtulmaya çalıştım. Rüstem Bey'e, Hediye Hanım'a bunun için, sadece bunun için rüşvet verdim, anlıyor musun? Bundan kurtulmak için. Ama ne yapıp edip, ne yapıp edip yine de bütün gün benim önüme geldi bu. Benim önüme geldi bu alçak. Bu alçak benim önüme geldi, anlıyor musun? Feride, Feride hiçbir şey anlamadım Allah aşkına. Şu elindeki zavallı zımbadan ne istiyorsun, bir anlatsana bana. Neriman Hanım'la inatlaştık biraz. Onun bunu görmemesi gerekiyor toprak. Feride. 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 Onu gömemezsin. Neden? Yani çünkü doğada kaybolmuyor. Doğada kaybolmuyor. Çünkü o plastik. Ver bir tanem, onu çöpe atalım. Tamam, neyse ben atarım. Feride, ver onu çöpe atalım şuradaki. Tamam ya, yok bir şey, bitti. Feride. Ya Feride, Allah aşkına Neriman Hanım gelip çöplerimizi karıştıracak hali yok ya. Ya burada bulamaz, merak etme, ver. Bulamaz mı diyorsun? Bulamaz diyorum, evet. Tamam. Alacaksan al. Lanetli zımba. Sen de kalsın. Benden geçti. Allah ya. Hadi bir tanem gel. Nerime neler yaptığını görüyor musun? Lanet kızıyorum sana. Bilmiyorsun, ben bütün gün neler yaşadım bilmiyorsun sen. Ne yapıyorsun sen Emel Hanım? Bal da koyuyorum içine. Çocuk güç kazansın değil mi ama? İyi yapıyorsun. Allah Allah. Ya karıştırıyor bu kadın. Hala kenara koysana, çıkarken içeri. Aa, olmaz canım, unutursun sen şimdi. İç göreceğim. Zaten hiçbir şey yemiyorsun. İyi peki, tamam. Arkadaşım yardımcı olacaksa. Ben
daha ne kadar bekleyeceğim? Tekrar arar mısınız doktoru? Doktor bey kesin olarak söyledi. Kürtaj için gerekli yasal süreyi aşmışsınız. Müdahale edemiyoruz. Sana ne be? Sana ne? Sen sadece bir sekretersin. Sen işini yap. Benim bu çocuğu aldırmam lazım. Sen biliyor musun? Ara şu doktoru. Arayamam. Ameliyatta şu anda. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Bırakır mısınız lütfen? Söyle bana numarasını bu adamın. Bırakır mısınız? Ne? Ajandamı ver şu bana. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ver bana numarasını. Güvenlik. Nerede numarası bu adamın? Ver. Güvenlik. Bırakır mısınız lütfen? Söyle bana arayacağım. Ya neden izin vermiyorsun? Bırak arayacağım diyorum sana. Ameliyatta şu anda doktor bey. Ne oluyor? Hanımefendi dışarı çıkartır mısınız? Hanımefendi çıkın lütfen. Çıkmazsanız polis çağıracağım lütfen. Dokunma. Dokunma bana. İkinizi de mahvedeceğim. Kovdurtacağım sizi. Terbiyesizler. Eylül. Efendim? Sizinle Cemre hakkında konuşmam gerekiyor. Arkadaşımızın arkasından atıp tutturmayız Nazan Hanım. Öyle değil kızım. Cemre'nin başı belada. Halası Cemre'yi delirtmeye çalışıyor. Deli sensin. Ya ben Cemre'nin iyiliği için söylüyorum bunu. Bu söylediğine kargalar bile güler. Bakın, halası Cemre'yi delirtip bütün velayetin üstüne almak istiyor. Niye böyle bir şey yapmak istesin ki? Emel'e bunları benim anlattığımı söylemeyin. Ama Cemre'ye o kadına karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyin. Tamam mı? Hatta ne yapıp edin Cemre'yi o evden kurtarın. Yoksa çok geç olabilir. Her şey için. Nerede şimdi bu? Nazan işte bilmiyor musunuz? Yalnız bir dakika. Zeyno da aynı şeyi söyledi. Bu kadına dikkat edin dedi. Ya ben artık kafayı yiyeceğim. Cemre'nin halası neden bilerek kötülük yapsın ki kıza? Cemre gelir gelmez konuşuruz. Hadi. Cemre, sen okula gitmedin mi kızım? Cemre, hasta mısın kızım? Cemre! Cemre! Mesude teyze. Benim çok uykum var. Akşam uyumadın mı? Baygın gibi yatıyor bu çocuk. Kader. Bak ben annenle muhatap falan olmak istemiyorum, tamam mı? Eğer bebeğin bir şeye ihtiyacı olursa bana söyle. Hani doktor masrafları gibi mesela. Annen hastaneye falan gidecektir herhalde. Sen de istiyorsun değil mi kardeşimizin doğmasını? Yani onun bir suçu yok. Bebeğin yani. Bak babamın almadığı sorumluluğu ben alacağım, tamam mı? Ne gerekiyorsa ben yapmaya hazırım. Kardeşim için. Sağ ol Güney. Önemli değil. Son gün nerede? Kantinde. Gel gidelim beraber. Ben Cenk'i bekleyeyim. Hı? İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ne haber aşkım? İyiyim, sen? İyi. Bizimkiler nerede? Kantindeler. İyi, hadi gidelim, gel. Ay, Cenk olmaz. Ben utanırım. Ya niye ya? Herkes el ele dolaşıyor. Ya işte utanırım ben, öğretmenler görür. Olmaz yani. İyi, tamam. Öğretmen görürsen bırakırım. Söz. Söz. Söz.
Anne, sen delirdin mi? Bu yaştan sonra ne evliliği Allah aşkına ya? Aa, nesi varmış yaşımın? Ben daha gencim ayol. 3 tane torunun var anne. Neren genç? Şimdi böyle oldu ha. Neren genç? Anne ağlama, tamam. Öyle demek istemedim. Sus sen, konuşma. Allah Allah. Ben genç evlendim de o yüzden torun torba sahibiyim. Hem size ne canım? Aa, karınızla, çocuğunuzla kapınızı kapatıp mutlu mesut evinizde yaşıyorsunuz. Hiç aklınıza anneniz geliyor mu? Annem ne yapar diye? Gelmiyor tabii. Bu evde duvarlarız hayat. Böyle sevgisiz çürüyüp giden benim tabii. Tamam tamam anne, ağlama. Ama adamı önce bir araştıralım. Kimdir, necidir bir öğrenelim. Araştırın oğlum, araştırın. Çok efendi biri, çok beyefendi, namuslu. İnşallah öyledir. Öyle oğlum. Vallahi öyle. Al bakalım. Öyle tek başına bunalıp oturmak yok. İşte biraz keyfin yerine gelsin. Sağ ol ya vallahi. Üzgün müsün hala? Yani biraz. Çikolata mı yesen? Mutluluk falan veriyormuş ya. Yok oğlum, tırt onlar. Mutlu olmak o kadar kolay mı? Kader hemen birini bulmuş mudur? Yani hayır tabii ki. Hemen olacak iş mi o? Ne oluyor ya? Örtme falan mı vardı? Nerede? Hani? Anlamadım ki, Songül şey yaptı. Kızım. Çocuğu eziyet etmeyin, belli etmeyin bir süre. Ay ben onu görmedim ki. E illa ki göreceksin, okul burası. Yazık ya. Bir süre birlikteliğinizi saklayın. Ya ben sana gıcık oluyorum demedim mi? Bir daha bana günaydın bile deme, istemiyorum. Ne oluyor ya? Ya Mert bakıyor diye sert yapıyorum. Bu da biraz fazla sert oldu ama. İdare edeceksin. Hayırdır gençler? Bir durum mu var? Yok bir şey kanka ya. Yok yok. İyi. Oturun hadi siz, ben bir çay alayım size. Tamam sevgili, siz şöyle oturun. 2 dakika Mert'le konuşup geliyorum. Kader, şurası boş. İyi hadi oturalım madem. İçsene. Bir şey mi soracaktınız? Velayetle ilgili işlemler niye bu kadar uzun sürüyor? Sanki biraz ağırdan alıyorsunuz gibi geldi bana. Emel Hanım, sizinle açık konuşacağım. Evet, işlemleri biraz ağırdan alıyorum. Çünkü Cemre'nin sizin yanınızda güvende olduğunu düşünmüyorum. Haddinizi bilin. Ben onun halasıyım. Neye dayanarak böyle konuşuyorsunuz? Ne hakla? Hislerime dayanarak böyle konuşuyorum. Soracağınız başka bir şey yoksa işime devam etmek istiyorum. İyi günler. İyi günler Neriman Hanım. Buyurun hanımefendi. Cemre'nin velayetiyle ilgili durumu öğrenmeye geldim ama
yardımcınız, yeğenimin velayetini bana verilmeyeceğini söyledi. Kim, Feride mi? Sebep neymiş? Cemre benim yanımda güvende değilmiş. Bakın Neriman Hanım, bilmediğiniz şeyler var. Bu çocuk hasta. Geceleri evden kaçmasın diye kapıları kilitliyorum. Her an kendisine ya da bana bir şey yapacak korkusuyla yaşıyorum, inanın. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Çok normal değil mi? Bu çocuk 3 yakınını kaybetti. Yaşadıkları çok ağır. Artık kaldıramıyor. Eğer onu yurda alırsanız Cemre'nin ya da arkadaşlarının can güvenliğini sağlayabilecek misiniz? Vallahi bu durumda Cemre'nin sizin yanınızda kalması daha uygun tabii. Yani velayetini veriyor musunuz? Veririz efendim, veririz. Siz Feride'ye bakmayın. Ben velayeti bizzat kendim vereceğim size. Teşekkür ederim. O zaman ben kalkayım. İyi günler. İyi günler.